Elimi bağladım başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, kırgır şamatası kalaylı. Komiserim acanım, karakolu açalım, romana da satrat kolay mı? Efendi, çayınız. Ha, sağ ol. Senden bir şey isteyecektim Nedim efendi. Bu mektubu şimdi zarfın üstündeki adrese götürebilir misin? Tabii efendim. Ha, yaşa. Neymiş mektup? Pembe ha. Bugün bir başkasıyla nişanlanıyor olsan bile bil ki seni hiçbir zaman unutmayacağım. Sevgili Pembe, sana daha önce de defalarca anlatmaya çalıştım ama anlamak istemedin. Seni hiç sevmedim. Her şey yalandı. Öyle mi diyor kız? Öyle diyor. Vay, vay. Romanımı yazabilmek için sana aşıkmış gibi yaptım. Benim gibi büyük bir romancı... Yazılacak şey mi bu be? Kesin onu vurmam lazım. Ya onu vuracağım, ha. Ya kendim vuracağım. Beni unut Pembe. Seninle alay ettim. Duygularınla oynadım. Tunç gidip... Pembe! Abla! Kızım! Pembe abla! Şşş! Abla! Pembe kızım, ne yaparsın burada? Mantı açıyorum. Kıymalı mantı. Sever misiniz? Ne mantısı evladım? Ne saçmalarsın burada? Ay aval! Asıl sen ne saçmalıyorsun baba? Elimdeki tapançayı görüyorsun. Ateş ettiğimi de görüyorsun. Hala ne soruyorsun ha? Ha? Belli ki Beter'i öldürmek için atış talimleri yaparım. Kız ana, Allah seni, ne yapasın Emi ya? Kendini vurdun sandık. Ödümüz pörtledi içeride. Çek şunu. Konuşma. Ben kedimi öldürecek kadar... Ay! Beter'i alnından allayıp Tahtalıköy'e yollamadan ölmeye hiç niyetim yoktur. Gerçekten de ateş! Ay! Abla! Patlamadım. Ya deli deli konuşma be ana. Ya sen Beter'i vurabilir misin ya? Kızım, iş başa düştü. Mecburen gidip beni öldüreceğim. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Saçmalama abla. Gel vazgeç bu sevdadan. Kes! Selim haklı kızım. Hapislerde sürünmeye değer mi? Değer. Başka sorusu olan... Yani şimdi sen bu tabancayla Beter'i vuracaksın öyle mi? Aynen öyle yapacağım. Aman be, iyice kafayı yedin sen de. Ver şu tabancayı. Vermem. Sen kızlar oynamayın. Vermem. Geçin şu tarafa. Abla yapma. Geç. Abla. İntikamımı almaya mani olamayacaksınız. Gidip vuracağım. Beter'i alnından... Abla, abla yapma. Abla, abla, aç şu kapıyı be.
Pembe abla, Cennet Mahallesi'nin ana kraliçesi. Ne haber hani inceden? Konuşma. Yoksa bununla o kel kapanı süzgece çevirir, içinde makarna süzerim inceden. Allah, tabanca. Tanışıyorsunuz demek. Güzel. Şimdi beni doğru beterin evine götürüyorsun. Yürü, aç kapıyı. Ya elimiz kolumuz bağlı kaldık burada böyle ya. Ya dayı, Allah aşkına aç şu kapıyı. Ne olur anam, bir delil yapmadan mani olalım ya. Ya açılmıyor ya, açılmıyor. Dışarıdan kilitlemiş kapıyı. Sultan, nasıl açayım? Ne yapacağız şimdi ya? Birini arayalım, gelsin kurtarsın bizi. Hah, iyi fikir. E ben Ferhat arayayım. Dur, dur. Söyle Şahin. Ferhat, anam delirdi Ferhat. Bizi odaya kilitledi ve beteri vurmaya gitti. Ya çabuk gel, kurtar bizi ya. Anama mani olmamız lazım diyorum. Ya sesin hiç gelmiyor be Şahin. Duyamıyorum, atlarda bir cızırtı var galiba ya. Ya bir bu eksikti. Anam bizi odaya kilitleye gitti. Beteri vurmaya gitti. Mani olmaya çalış. Gel bizi kurtar. Vallahi hiçbir şey duymuyorum ya. Dur biraz da oraya geliyorum. Konuşuruz, tamam mı? Gelecek mi? Anama mani olmamız lazım. Tamam. Ne diyor Sultan, geliyor mu? Ya geliyorum dedi ama yani söylediklerimi tam duydum bilmiyorum. Ben bağırdım ama telefon çekmiyor herhalde. Of. Bunca yıllık psikoloğum, sizin gibi bir hastaya ilk defa rastlıyorum. Demek bir kadına aşık oldunuz ha? Kesin delirmiş ve çıldırmış olmalısınız. Delirdi tabii psikolog bey. Delirdi diye size getirdim zaten üstlüyü. Bütün gün pembenin resmini öpüp duruyor. Problemin kaynağını bulabilmemiz için Üstü Bey'in bilinçaltına inmemiz lazım. Bana şebekliğinizi anlatın Üstü Bey. Nasıl bir şebeklik geçirdiniz? Aman ne bilinçaltısı doktor bey. Yapmayın maymun bu. Bilinci var mı ki bilincinin altı da olsun? Çok haklısınız. Bunu hiç düşünmemiştim. İlginç bir nokta. Ne olur bir şeyler yapın doktor bey. Kurtarın Üstü'yü bu kara sevdadan. Film çekimine gitmemeye başladı bu aşk yüzünden. Hiç merak etmeyin. Üstü Bey'i kurtaracağız. Başka bir metot deneyeceğiz. Aha! Bak Üstü, Jennifer Lopez. Resmi al, bunu ver. Pembenin resmini. Vermiyor. Hemen vazgeçmek yok. Üstücüğüm, al bu Sharon Stone'un resmi. Ver şimdi pembenin resmini. Bak bu daha güzel. İnanılır gibi değil. Koskoca Polat Alemdar Sharon Stone'u öpmek için 500 milyar verdi. Bu maymun dönüp bakmıyor bile. Varsa yoksa pembe. Ne yapacağım ben bu maymunla doktor bey? Ne olur yardım edin. Pembeyi takıntı haline getirmiş. Kadını unutturmak için resmini elinden almamız gerekiyor. Ver onu Üstü. Ver onu Üstü. Ver. Kaçıyor. Üstü kaçma. Gel buraya. Üstü. 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 Sen nerede? Çağır onu bana. Onun adı Beter değil. Aman ne yapsa. Çağır onu bana hadi. Şu an evde değil. Nerede? Bir gazeteciye röportaj vermeye gitti. Ne yapacaksın Tunç'u? Seni ırgalamaz hanım. Sen kendi dalgana bak. Benim kendisiyle görüşecek 3-5 kelamım vardır ha. Ha şurada oturur dönmesini beklerim. Hadi. Git dışarı. Yoksa şimdi polis çağırırım. Çağırmazsan hatırım kalır kız. Sen ne biçim kadınsın ya? Bu kadar mı gurursuzsun? Ben. Tunç'un gerçekten seni sevdiğini mi sanıyorsun? Anlamadın mı hala? Her şey bir oyundu. Tunç romanında kullanmak için sana aşıkmış numarası yaptı. Bunu kendisinden duymak istiyorum anam. Senden değil. Sana bir mektup yazıp bütün gerçeği anlatacağını söylüyordu. Yazmadı mı yoksa? Yazdı, yazdı. Yazmaz olur mu? Zaten o mektubun hesabını sormaya geldim ben buraya. Kim oluyorsun da Tunç'tan hesap soruyorsun? Tunç her gün gazetelere, televizyonlara çıkan koskoca bir romancı. Aranızda bir şey olmasını beklemiyordun herhalde. Şu kılığına, kıyafetine bak. Şu üstündeki döküntülere bak. Sen kendini Tunç'a yakıştırıyor musun? Tunç benimle evlenecek. Bugün de nişanımız var. Gerçekten mi? Yani nişanlanıyorsunuz öyle mi? Ne sandın? Biz birbirimizi seviyoruz ve evleneceğiz. Artık bizi rahatsız etmekten vazgeç. Lütfen şimdi dışarı çıkar mısın? Çıkar. Hmm.
Kiminle konuşuyordun Serpil? Bir sesler duydum. Yok bir şey canım. Uşak'la konuşuyordum. Ha. Hı-hı. İçecek bir şey ister misin? Yok sağ ol, teşekkürler. Sultan! Sultan neredesin? Ha, geldi gel. Ha, geldi gel Sultan. Hadi, Sultan. Ferhat az kapıyı. Sultan. Açsana. Sultan ne oluyor ya? Geldi dışarı. Abi. Ya, çabuk koş. Anam elini kana bulamadan yetişirim diyorum ya. Ne kanı ya? Ya giderken yanımıza bir imam falan alalım bari. İmam ne yapacağız be? Ablam şimdiye çoktan vurmuştur beteri. Hiç olmazsa cenazeyi kaldırır. Ay, tövbe tövbe. Ne diyorsunuz siz ya? Ne kanı ne vurması ne oluyor şahanem ya? Bağırma ya. Sana telefonda anlattım ya, duymadın mı? Duymadım ya, sesin gelmiyordu sesin. Bak Ferhat, anam delirdi. Hepimiz odaya kilitledi. Tabanca alıp beteri vurmaya gitti. Anladın mı? Aa, yapma ya. Konuşmayın be, koşun pembeye yetişin. Koş. Koşun. Ben de kanallara bakayım. Belki cinayeti gösterir. Anam. Anam. Emre abla. Ya kız onu ne yaptın? Bitti. Bitti. Artık beter öldü. Öldü mü? Kız yoksa vurdu mu beteri? Yarısı yaparsınız benim abla ya. Ya nasıl kıydın betere be? Kes! Deli deli konuşmayın be. Beteri öldüren kim? Bulamadım ki öldüreyim. Beter. Benim için artık onu öldü. Onu demek istiyorum oğlum. Ya kız baştan öyle söylesene be ana. Ya vurdun sandım ya. Dur. Hadi hepimize geçmiş olsun. Vallahi verimiz sadakamız varmış ha. Vermiş. Vermiş. Aldığın halde niye bana cevap vermiyorsun ya? Niye? İnsan bir cevap bile vermez mi? Kafayı yiyeceğim ya. Hayrola Tunç. Düşüncelisin. Canım sıkılıyor Serpil. Bir şey mi oldu? Neye sıkıldı canım? Şu nişan meselesi ya. Diyorum ki şu nişanı ertelesek mi acaba? Ama nasıl olur Tunç? Herkese haber verdik. Nasıl vazgeçeriz? Çocuk oyuncağı mı bu? Bilmiyorum Serpil. Biraz aceleyi mi getirdik? Kafam çok karışık. Allak bullak ya. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ama Tunç. Yapamayacağım Serpil. Ne olur. Ne olur erteleyelim. Madem öyle istiyorsun. Senin dediğin olsun. Sağ ol canım. Bereket versin abi. Hüsnü! Hüsnü kaçma gel. Bu aşkın sonu yok. Gel buraya kaçma. Şuraya bak be Muharrem. Mahalle mahalle değil, tavuk üretme çiftliği sanki be. Herkesleri sabah akşam kuluçkaya yatar, çocuk doğurur. Bizde şifa niyetine bir tane bile yoktur be. Öyle de bebe Bekşe. Allah verdi, ne yapalım? Muharrem. Daha da fenası bu gacılar. Bir doğurdu mu tavşan gibi 15 tane birden doğururlar. Ay yeminle Gırnatacı'nın Hatice var ya. 300 doğurmuş kadın. Ay ben o kadar sıkarım, bir tane bile doğuramam be. Sen şu doktorun verdiği ilaçları kullanır mısın Bedekşe? Kullanırım, kullanmasına da işe yarar mı bu Muharrem? Yarayacak inşallah Bedekşe. Göreceksin. Bizim de çocuğumuz olacak bir gün. Bu çocukların arasında karışıp oynayacak. İnşallah be. Hey. Ya Aliş dikkatli olsana oğlum. Ay ben. Git başka yerde oyna be. Allah Allah, bunun gibi olacak bizim çocuğumuz be. Ama tamam be, uğraşma çocuk, işte bunları da yapacak. Kış Pembe, yutuklarımız doğru mu? Bugün Beter'i öldürmeye gitmişsin. Gittim, gittim ama yerinde bulamadım. Keşke anam randevu alsaydım kendisinden. Tabii ata bende. Randevusuz gidilir mi hiç? Adam nereden bilecek seni beklemesi gerektiğini, değil mi canım? Tabii kız ana, saçmalama ya.
Nasıl randevu alacaktın? İyi günler. Yarın akşam bir mahalleniz yoksa sizi gebertmeye geleceğim. Müsait misiniz acaba? Açak kız. Bir de siz maytap geçmeyin benimle. Haydi. Bana kalırsa sen artık bu işi unut Pembe. Betet'ten intikamını alamazsın. Ya Muharrem abi aklı be Pembe abla ya. Gelmez geç şu sevdadan ha. Anam sizi öyle sanın. Ben Beter'de nasıl intikam alacağımı biliyorum. Nasıl olacaksın abla? Ethem'le evleneceğim. Ne? Ne? Ya kızım saçmalama ya. Ya Beter'de intikam alacağım diye kendini mi yakacaksın ya? Ayın sen hiç Ethem'le evlenir mi be? Ha kız. Olsun be. Vallahi Beter'e inat evleneceğim ha. Hem de Beter'den önce evleneceğim. Göreceksiniz. Çatlatacağım onu çatır çatır kıskançlıktan. İyice sıyırdı ablam. Ay neyse hadi anam çıkalım müşteriyi daha fazla bekletmeyelim. Ha, hadi. Hadi, 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 hadi yürüyün ha. Pembe ablacığım, Pembe ablacığım geldim ablacığım. Şunu devam et. Etemim geldi. Aman. Etemciğim. One moment, one moment. Seninle bir şey konuşmam lazım. Otur. Buyur Pembeciğim, ne konuşacaksın? Canım, sen beni seversin değil mi? Sorulur mu hiç be Pembe? Dünyalar kadar severim seni. Güzel. Öyle peşinde öyle dolanırsın değil mi? Evet peşinde dolaşırım tabii. İyi o zaman. Bana evlenme teklif et. Dalga mı geçersin be Pembe? Geçen hafta iki kere ettim, ikisinde de kafamı yarıp pekmezimi akıttım. Sen et. Sen et. Kabul edeceğim bu defa. Kabul mü edeceksin? Ciddi misin be Pembe? Allah bayıla bayıla teklif ederim hem de bayıla 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 bayıla. Aman be. Uzatma lafı be, kestirmeden git. Et şu evleme teklifini bitsin bu iş hadi. Pembeciğim, Pembeciğim ben. Evet. Ben. Bozuk plak gibi takıldın be. Devamını getir şunu. Ben. Heyecanda bayıldın. Şunu suratına iki tane patlat kendine gelsin işte. Emret abla. Hakikaten de kız bayıla bayıla evlenme teklif etti insanın doğurdu. Kalk, 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 kalk. Nerede kalmıştık Pembeciğim? Şimdi bana Elif canım evlenme teklif edeceksin. Pembe. Canım. Benle. 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 Allah seni gene bayıldım. Gene bayıldım. Ya bunun bayılmayan modeli yok mudur be Pembe? Bana bak. Bana bak. Bana evlenme teklif etmeden bayılırsan öldürürüm seni. Bayılmadan evlenme teklif et bakayım bana hadi. Tamam Pembeciğim. Bırak boğulacağım. Et hadi. Aman şuraya bak şimdi. Asrın en romantik evlenme teklifidir ha. Gel evlenir misin Pembe? Ah şöyle yola gel. Evlenirim seni. Evet mi dedin? Evet dedim. Allah bana bir şeyler olur. Rüstem bırak yakalama. Nasıl olsa evlenme teklif etti bırak. Düşsün yerine batsın. Gel Ethem abi. Ethem abi. Ethem abi. Ethem abi. Canım. Güzel oynadın mı? Evet. Yine aynı saatte getirdi çocuğu.
Kadın bakıcısı abi. Hep aynı saatte parka çıkarıyor çocuğu. Başka zamanda dışarı çıkarmıyorlar. O zaman biz de çocuğu parktan kaldırırız. Tamam abi. Ne olur Rüstem, niye toplanmış millet? Biri intihar ediyor galiba. Atlama ya, hayat çok güzel oğlum. Niye atlıyor bu ya? Kim bilir ne derdi vardır oğlum. Sakın atlama Üstü. Atlama, sakın atlama. Hadi. Atla. Atlama be kardeşim. Atla, atla. Atla. Üstü. Atlama. Üstü. Bak ya. Şey. Ne yapıyorsunuz burada? Ne toplandınız oğlum? Maymun mu oynuyor? Maymun oynamıyor komiserim ama daha fenasını yapıyor. İntihar ediyor. Dalga mı geçiyorsunuz be? Hayır komiserim. Selim doğru söylüyor. Bakın binanın tepesinde maymun var. Aa, hakikaten ya. Hayır. Bu bizim karakolun gediklisi Üstü değil mi? Ta kendisi komiserim. Komiserim Üstü intihar edecek. Ne olur konuşun, aşağı indirin onu komiserim. Konuşayım mı? Ben de anlarım oğlum maymunun dilinden. Sen Tarzan'la karıştırdın beni galiba. Üstü çok eğitimlidir komiserim. Söylediğiniz her şeyden anlar. Niye çıktı burama? Aşık komiserim. Pembe hanıma aşık. Sevdiğim kadını getirmezseniz atarım kendimi aşağı diye. Hayda. Yahu nedir benim bu pembenin aşıklarına çektiğim ya? Ablamın resmini öp lan. Gelirsem kırarım kafana. Oğlum sen delirdin mi ya? Maymunla maymun olma. Ne yapacağız komiserim? Yapacak bir şey yok Salih. Mecburen pembeyi getireceğiz. Git al gel. Başüstüne komiserim. Salih. Sakın maymundan bahsetme ha. Başüstüne komiserim. Atlasana delikanlı mısın, atla. Yaşa komiserim. Sağ olun. Hüsnü bekle, pembe geliyor. Ne? Kendine 75 milyar lira başlık parası mı istersin? Sen delirdin mi pembe? Doğru dersin. Delirmiş olmalıyım. Yani benim gibi güzel, cillop gibi bir kız için bu kadar az başlık istenir mi? Kız valla ucuza gidiyorum ha. Neyse maksat ayağın alışsın hanım. Ucuz değil pembe, çok pahalı. İşin doğrusu ben başlık olacağını bile düşünmemiştim. Anam, senin annen güzel mi? He. Şu güzelliğime bak. Safiye Loren gibi gacıyım maşallah. Safiye değil be, Sofya. Kim? Sofya. Sofya mı aman, iyi hadi ne altısa. Pembe tamam, başlık vereyim ama gel şunu 50 milyar yapalım. Ne de olsa ikinciye sayılırsın. Ne? 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 Aa. Ne dedi kız? İkinci el miydi? İkinci el mi dedi? Ay Allah'ım. Lan duyar mı bir? Ay kapalı duyar mı? Özür dilerim, öyle demek istemedim. Tamam, başlığı ödeyeceğim. Sen her şeye değersin Pembeciğim. Ha söyle. Yola gel. Öp şimdi elimi barışalım. Aferin. Anne Sahi abi geldi. Komiserim seni çağırıyor Pembe abla. Beni. Hayırdır oğlum niye? Bir aşığın dama çıkmış abla. Pembeyi getirmezseniz intihar edeceğim diyor. Ne? Ne? Ne dedin anne? Aşığın dama mı çıkmış dedi. Aa. Kim bu aşığın Pembe? Ne bileyim be. İnsan benim gibi güzel olunca erkekler aşık oluyor anam. Ha? Üf, valla sıkıldım güzel olmaktan. Sor valla, sor dur ha. Ya kız ana bırak şimdi böbürlenmeyi. Koş herif intihar eder derim ya. Koşun hadi koşun. Koşu. Koş bakayım. Dur koş, be gideyim bakayım. Dur. Süzdüm sayılırsın sen benim. Hadi. Gel. Salih, benim için intihar eden adam nasıl biri oldu? Ben ne? Ben ne dedim? Aman aşk olsun be Ethem'cim. Sırf meraktan soruyorum anam. Yakışıklı mı Salih? Sayılır. Ha? Bundan yakışıklı mıdır? Ethem abiden biraz daha yakışıklı. Ha? Ciddi mi? Bak şimdi çok merak ettim valla. Kız kendine gel be ana. Hopalığın sırası değil, sözün yanında. Yürü yürü. Sen şimdi olduğun yakışıklı dedin değil mi? Pembe, gel kız, gel. Nerede? Senin aşığın seni bekler. Nerede? Nerede? Vallahi Pembe abla çok şanslı bir... Ne herkes susur. Sana aşık da dünya. Komiserim valla biraz öyle. Nerede anam şu yakışıklı, göster bana anam sen. Canım
Buyur pembeciğim, işte orada. Nerede canım? Göremiyorum. Bu anam, ben geldim. Allah sizi ne yapasın be. Anam bu maymunmuş ya. Ne bekliyordun? Tom Cruise mu? Bırak Tom Cruise'i, ben Rhea Mutlara bile razıydım. Ama ne yalan söyleyeyim, maymun da beklemiyordum yani. Sürpriz oldu. Gidiyorum anam. Yok yok yok. Çekin çekin çekin. Bakın, her şeyin suçlusu bu kadın. Bu kadın yüzünden bu zavallı hayvan intihar ediyor. Hayvanseverler olarak bu kadını kınıyoruz. Kınıyoruz. Anam, bismillah. Siz kimsiniz? Bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Hanımlar, bir saniye. Ha. Zaten burada bir problemimiz var. Siz de işleri iyice karıştırmayın lütfen. Problemin kaynağı bu kadın. İyi çekin bu kadını. Bütün Türkiye görsün. Bak sinirlendirdin. Lafını bil de konuş. Geçeneni. Ben kala kala maymuna mı kaldım? Sen benim anama hakaret edersin. Ben seni ağzını yatarım. Gel kız buraya. Gel buraya. Gel buraya. Dur ya. Bir kaldırı çekecek. Gel buraya. Kız yakalaş onları sultan. Allah Allah. Anam. Maymun orada can derdinde, bu burada şof derdinde komiserim. Bakın Hüsnü atlıyor, Hüsnü atlama. Atla Hüsnü, atla. Atla ya, hadi. Hüsnü yapma Hüsnü, atlama be. Salih ver şunu, al şunu pembe. Bir şeyler söyle, bir şeyler söyle. Dur, Hüsnü. Rezil ettin beni mahalleye. Ne diyeceğim? Bir şey söyle. Kameralar çekiyor. Gelin aşağı. Bak, tepemin tasını attırma, vallahi gelirsem siniyorlarım ha. Ne yapıyorsunuz Pembe Hanım? Aa! Ne yapıyorum? Zaten hayvan bunalımda. İyice psikolojisini bozacaksınız. Güzel şeyler söyleyin. Anam, nasıl söyleyeyim? Ne diyeyim şimdi? Ben şaşırdım ha. Ay kız, oğlu sevdiğini söyle be Pembe. Ne? Bir şeyler söyle, bir şeyler söyle. Hadi tabii ya. İsne! Ya bak, zavallı adam haklı. Sevdiğini söylemesen atlayacak. Hadi. Seviyorum anam seni. Gel, gel hadi. Kameralar da çekiyor. Tamam sen söyle. Vallahi. Seviyorum anam, dedirttiniz, rezil ettiniz beni. Ay, kim ediyorsun ama? Ha? Hop hop hop. Ayılır ama Menekşe. Hadi Pembe. Komiserim, bir tane söyle. Söyle anam, söyledim. Yeter, hadi. Yeter. Vallahi komiserim. Hadi bir daha söyle. Bir daha. Anam, senin aşkın karşılıksız değil. Ben de seni... Söylemeyeyim komiserim. Ya söylese mi hadi ana ya? Söyle şunu Pembe. Hadi, hadi. Tamam yapacak ya. Ben de seni seviyorum anam. Haydi gel artık. Hadi gel. Bravo. Ay ay, geldi geldi. Gel gel. Anam geliyor, koşturuyor. Ne yapayım komiserim? Çok teşekkür ederim Pembeciğim. Rica ederim canım. Bu işte burada bitti. Bitti. Bitti anam. Pembe Hanım, ne olur üstüne bir müddet sizinle kalsın. Yoksa yine intihar etmeye kalkar. Yok artık. Daha neler. Olmaz anam, hayatta olmaz. Bak, hayır. Adam haklı Pembe. Üstü bunalımdan çıkana kadar bir müddet sende kalsın. Sonra icabına bakarız. Ya kız ana, ne olur kalsın ya, hadi. Madem sen öyle istersin, öyle olsun. Ne yapayım anam? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben ne gel buraya. Peki? Ama hadi. Sen de git sıraya git. Hadi, hadi ya. Uğraşmayayım. Hadi bırak ya Ethem. Gel anam, gel. Gel İsmi, gel. Geliyorum valla, geliyorum. Hadi hadi. Hah. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Tam üstüyle birbirinizi buldunuz valla. O da senin kafadan. Artık sabah akşam karşılıklı çekirdek çitlerisiniz. Ver bakalım Üstü Efendi, öyle tek başına rütbetmek yok. Selim, uğraşmış maymunla yine. Selim, valla bak. Şu maymun kadar aklın yoktur senin. Doğru diyelim ha. Aa, destur bismillah. Bu maymun kim be? Zelim. O maymunu tanıyorsunuz herhalde. Ötekini soruyorum. Aman be baba ya. Üsnü o, Üsnü. Üsnü kim be? Ya sen bilmezsin Kadir baba. Çok meşhur bir maymundur o. Reklamlarda falan da oynar. Anamın aşığıdır dede. Kaçıp gelmiş. Artık bizimle kalacak. Olmaz. Bu evde nikahsız oturmalarına hayatta izin vermem. Önce nikahlansınlar, sonra otursunlar. Baba,
tepemi tasını attım. Maymunla mı evleneceğim ben? Ben anlamam maymun falan. Neticede erkek değil mi? Nikahsız oturamazsın. Baba, sen adamı katil edersin anam. Anam, bu bunadı, bunadı. Valla bunadı, gerçekten. Ne yapıyorsun lan pis? Ha, üstü bile anladı senin kafayı yediğini. Niye bir cevap vermiyorsun Pembe? Niye ya? O mektubu okuduktan sonra bir aramaz mı insan ya? Sen aramazsan ben ararım o zaman. Alo. 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 Konuşsana. Alo. 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 Anam, bir telefon sapığım eksikti yani, o da oldu. Ben tamam oldu. Bir başkadır roman düğümü, çalar sazlar, oynar kızlar. Bir başkadır roman düğümü, çalar sazlar, oynar kızlar. Ferhat Sultan'ın beter hali pembesi, bir alemdir roman düğümü. Fatoş'u Muharrem'i, Ethem'i Selim'i, bir alemdir roman düğümü. Ya abla. Bu maymun geldi bizimle yaşıyor ama bu da romancı çıkmasın sonunda. Hadi saçmalama. Her maymun romancı çıkacak diye bir şart yoktur. Kız Pembe. Güya Ethem'le evleneceksin ama aklın hala beterde mi? Saçmalama be, onu nereden çıkardın şimdi bunu? Sen o maymuna bak, maymuna. Üstücüğüm, bayıl o amcalara, bayıl bayıl bayıl. Bana kimse para takmaz. Allah'ın maymununa para takmak için şunlara bak, kuyruk oldular be. Pembeciğim, her akşam getir bu maymunu. Müşteri bayılıyor bu maymuna. Ayıpsın. Sen Sipali'den haber ver. Sipali, ben sana ormandaki bütün maymunları getireyim anam. Anam, şimdilik bir tane getirdim, yakında çoğalabilir. Canım. Belekşe, Belekşe. Ne var, ne var Muharrem? Bak, bu takvim yaprağında der ki, bir insan kalbinin bütün saflığıyla ellerini açıp Allah'a dua ederse, o dua da duaların kabul olduğu mübarek saatte denk gelirse, muhakkak surette kabul olurmuş. Sen bunun için mi uyandırdın beni Muharrem? Yani derim ki ben de dua edeceğim. Bakarsın duaların kabul olduğu saat bu saattir. Allah'ım, ne olur bize bir çocuk nasip et. Şenlendir bizim yuvamızı da. Dualarımızı geri çevirme. Amin. Muharrem, yat. Ya çok içten, çok samimi dua ettim be Melekşem. Göreceksin, duam kesin kabul olacak. Allah baba kesin bir çocuk gönderecek bize. Bakıcı çocuğun yanından hiç ayrılmıyor be abi, işimiz zor. Dur bakalım yavrum, yolunu bulacağız. Helva, helvacı geldi. Bir helva verir misin? Ondan istiyorum. Kağıt helva mı istedi canın? Evet. Ah canım benim, dur sen, ben hemen alıp geleyim. Helvacı geldi. Ne kadar? Fırla. Gel gel, sana şeker vereceğim, gel. Gel hadi. Geçen helva, evet helvacı geldi. Serkan, Serkan nereye gitti? Amca aldı onu. Hangi amca? Serkan'ı kucağına alıp götürdü. Ne? Ne yana gitti? Bu tarafa gitti. Allah'ım Serkan. Haydi çiçeğe gel, çiçeklerim var, gel. Üstü, sen de bağır, çiçeklerim var de. Bak meneçe bile bağırıyor, bağır, bağır, bağır. Bağır.
bakalım. Esnaf gibi ayol. Ay. Ay ne kadar şirin şeysin sen. Ah, ne kadar güzel çiçekler. Ala Dimar Sendam. İşte. Ya bir tane de benden alın be. Abiciğim bak benim çiçeklerim de çok güzeldir ha. Canım bir tane karanfil alabilir miyim? Ver oğlum çiçeği. Ne o? Menekşe. Bak maymun kadar olamadın. Al. Maymunda bile boş yok. Sen daha bir tane satamadın. Konuşma be. Maymuna sattırırsın bütün çiçeği. Tabii herkese ilginç gelir. Ayvandan ver çiçeği canım. Kız uydurma be. İşin kerameti hayvanlıkta olsaydı senin daha fazla satman lazımdı. Bak. Bundan daha ilginçten para ne? Edepsiz. Şeytemle evlen de çiçeğe çıkma artık. Hepimiz rahat edelim be. Üstünü canım benim. Sağ ol canım. Çiçeğim var, benim de var. Çiçeğim var. Bana oğlumu bul Nazif. Ne olursun oğlumu bul. Sakin ol hayatım. Fidi için kaçırdılarsa muhakkak bizimle temasa geçeceklerdi. Alo. Alo. Şimdi kulağını aç da beni iyi dinle. Oğlun elimizde. Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz bizden? Sen tahmin et. İstersen ben sana bir ipucu vereyim. Fidi olabilir mi? 500.000 dolar fidye istiyoruz. Yoksa bir daha çocuğu göremezsiniz. Çocuğum iyi mi? İyi iyi. Parayı hazırlayın. Biz sizi yine arayacağız. Ha, polise haber verirseniz unutun çocuğu. Yenisini yapmak zorunda kalırsınız vallahi. Alo, alo. Kapattı. Derhal polisi arayalım Nazif. Yavrumu kurtaralım. Polisi arayamayız. Bu işleri daha da zorlaştırın. Korkma canım. Bunların derdi sadece para. İstediklerini verip çocuğumuzu geri alacağız. Sustur şu belediye Yavuz. Fazla kafa ütülemesin. Nasıl susturayım abi? Neresinden susturuluyor bu? Ne beceriksiz adamsın be. Git şu bakkaldan çikolata mikolata bir şeyler al gel. Mamayı görünce susar. Tamam abi. Çocuk nerede abi? Ne demek çocuk nerede? Yanında değil miydi senin? Yok abi çocuğu arabada bırakıp gittim ben. Kaçtı mı şimdi çocuk? Allah belanı vermesin. Bir damlacık çocuğa sahip çıkamadın ha? Ya ben ne yaptım abi? Arabada bırakıp gittim. Kaç kaç. Bulalım şu veledi. Fazla uzaklaşmış olamaz. Pembeciğim. Bak düğün davetiyelerini bastırttım. Davetlileri de dağıttım. Dur üstü çekme dur. Aa, çekmesene. Daha. Kızana bak. Dur dedim sana. Aşığın üstüne Edem abiden kıskandı seni valla. Hala çeker bak laf anlamaz mısın sen he? Üstü oğlum yapma acık medeni yapma. Ol. Ormanda değilsin. Şehre yapma geldin. Sana. Olmaz hayda, ki bu kadar. Hiç laf anlamaz bu. Kızım şu maymun oğlu maymunu dışarı çıkarttın. Hayvanlığı tuttu. Gene laftan anlamıyor. Bak şimdi. Gel üstüncüm gel. Şuna gel. Hüsnü azıcık medeni olamadın be. Azıcık gel buraya gel. Gel. Hayda. Ethem, davetiyeleri güzel olmuş anam. Can canlı man canlı. Vallahi pek güzel olmuş, bravo sana. Hepsini dağıttın değil mi anam? Dağıttım pembeciğim. Pembe. Hey can. Hala fikrinde bir değişiklik yoktur değil mi? Evleneceğim değil mi benimle? Evleneceğim tabii evleneceğim de az sonra evleneceğim. Hala inanamam be pembe. Çok sevinçliyim. Çok severim seni. Ben de seni çok seviyorum bebetterci, beterci. Beter mi? Beter mi? Beter dedi bana pembe. Ben sana beter mi dedim? Evet. Tabii beter dedim ama yani sana demedim ben. Yani aslında ben beter derken yani seni demek istedim. Leyla ile Mecnun'dan daha ne kız beter. Beter. Beter seviyorum demek istedim. Ya. Ya öyledir ya vallahi gerçekten. İyi o zaman. Ben yanlış anlamışım. Tabii. Zaten mantık olarak yanlış anlaman normal oluyor canım. Değil mi canım? Sen öyle diyorsan öyledir. Öyle vallahi.
Şimdi Ethem, anam sen şu davetiyi al. O romancı Tunç mudur, Beter midir, götür ona ver. Düğünümüze davet et, gelsin. Anam kıskançlıktan onu şöyle orta yerinden çatır çatır çatlatalım. Seve seve pembeciğim. Beteri çatlatmak benim için büyük bir zevktir. Benim için de. Al bunu da artık bir yere asarsın değil mi? Tabii, evet yerine. Al kız şunu asomyonun altına koy sonra asarız. Anam ben bununla nasıl evleneceğim? Bak kızım gel vazgeç bu sevdadan. Ethem'le evlenirsin ama sen hala Beter'i seversin ya. Aman hadi git uydurma. Hala Beter'i severmiş. Ben var ya bulsam bir kaşık suda boğacağım onu. Sen bir de sevmekten bahsedersin. Sus hadi hepsini dinlendirme beni. Ya kız ana sevmesem Ethem diyeceğin yerde Beter der miydin hiç? Ya kızgınsın Beter ama hala yüreğinde onun aşkı vardır ya. Ya Sultan doğru da yapayım bu ablaya. Ha? Sırf Beter'e inat yakarsın kendini. Gel vazgeç bu evlilikten be ya. Ne yapacağımı sana mı soracağım ben? Kız şu zengin bir alacağım diye sevineceğin yerde üzülüyorsun. Sen de bir acayipsin ha. Kız nesine sevineyim ben bunu ya? Kızım ben zengin kocayla evlendiğim zaman... artık 5 yıllık kalkınma planımıza göre sipali problemi kalmayacak. Değil mi? Sen de böylece zengin kocayla evlenmek zorunda kalmayacaksın. Aa, nasıl yani? Şok oldun değil mi kızım? Kızım paramız var paramız. Artık o sevdiğin kara oğlanla Ferhat'la evlenebilirsin. Ciddi misin kız ana sen ya? Aa, çok güzel be gözün aydın kız gözün aydın. Kız şok oldum şu anda dur. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Yaşasın. Ben Dalış'la evlenebilirim o zaman değil mi anne? Daha bu yaşta ne evliliği be? Aa, hadi oradan. Geç. Kız candır. Canı çekti garibimin olsun varsın. Aa. Tabii. Rıza ocak size emanet. Şu çayları vereyim geleceğim. Ben varım abi. Sen de kimsin be? Nereden çıktın bakayım? Bilmiyorum. Kim getirdi seni buraya? Bilmiyorum. Allah Allah. Kimse de yok. Gel bakalım. Ya beyler bu kimin çocuğu be? Tanıyan var mı? Vallahi ben bu şirinlik muskasını daha önce hiç görmedim ben işte. Vallahi ya. Gel bakayım kucağıma gel. Vallahi ben de görmedim. Ben de. İlk defa görüyorum vallahi bu. Emin misiniz be? Daha önce görmediniz mi yani? Ya enişte be, insan bu kadar şirin bir işi görse hiç unutur mu be? Bak şu şirin niye ya? Bir öpücük ver bakayım Ferhat abine. Yanlışım varsa düzeltsin ama bizim mahallenin çocuğu değil bu. Senin haklı Muharrem abi. Yabancı bu çocuk. Allah Allah. Nereden çıktı bu Muharrem abi ya? Ya dışarı çıktım bir baktım bacağıma salmış öyle duruyor. Hayda. Ver bakayım şunu bana Ferhat. Alın işte. Gel gel gel. Anne baban yok mu senin oğlum? Acıkmış mı be? Ah canım be. Çocuğa acı lahmacun söyleyeyim Muharrem abi. Lahmacun az gelir. 1,5 İskender söylerim istersen ha. Ya Muharrem abi aklıma takıldı. Kayıp mı şimdi bu çocuk? Vallahi bilmem ki. Öyle durup dururken çıkıp geldi işte. Allah'tan geldi yani. Bir dakika, bir dakika. Ne oldu enişte be? Ben dün gece Allah'a dua ettim. Dedim ki, ya Rabbi ne olursun bana bir çocuk gönder. İster misin dualarım kabul olup da bu çocuk o çocuk olsun? Aman be enişte be ya. İyice kristali çizildi sende ha. Zaten 3 kuruşluk aklı vardı. Onunla peynir ekmekle yedi. Muharrem abi, hazır duaların kabul oluyorken bir dua etsen de... sayısal da büyük ikramiye bana çıksa be abi. Dalga geçmeyin be. Gel sen canım gel. Seni karnını doyuralım gel. Ben de şimdi. Aman değilim. Ya biraz hemen seveyim ya. Aman bir dur be yani. Tamam seversiniz bıçıklamayı çocuğu be. Gel otur. Önce bir karnını doyursun. Muharrem nereden çıktı bu çocuk be? Ya kahvede çay dağıtmaya çıktım. Emel beni görür görmez bacağıma sarıldı. Allah Allah. Kimin çocuğu acaba? Sorduk soruşturduk. Mahalleden değilmiş nene.
O da bir şey söylemiyor. Allah Allah. Başka mahallenin çocuğuysa buraya kadar nasıl geldin be? Melekşe, bir şey söyleyeceğim ama hemen dalga geçme. Ne söyleyeceğim Muharrem? Hani ben dün gece Allah'a dua ettim ya bize bir çocuk gönder diye. Ya gene aynı hikayem işte ya. Bir dakika, bir dakika. Anlat Muharrem. Ben dedim ki belki de bu çocuğu bize Allah gönderdi. Demek ki çocuğumuzun olacağı yokmuş. Allah da çocuğu böyle gönderdi. Deli deli konuşma be Muharrem. Dedim ben sana ağla ya. Eniştemi maalesef kaybettik. Peki madem... O zaman söyleyin bana. Bu çocuk başka bir mahalleden nasıl kalktı ta Cennet Mahallesi'ne kadar geldi? He? Hem de koca mahallede o kadar insan dururken gelip benim bacağıma sarıldı. Ya enişte sen son zamanlarda yine kalp gözünü mü izlemeye başladın he? Ya yine psikolojin bozulmuş. Hadi be. Ya hadi Allah kalkın çocuk karakola götürelim ya. Belki komiserim anasını babasını bulur. Ay Ferhat haklıdır. Aydın karakola gidelim haydi. Hiç boşuna yorulmayın. Göreceksiniz anası babası çıkmayacak. Allah gönderdi bu çocuğu. Yavrum benim canım canım. Ay, 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 ay. Sevgili seyirciler, bütün Türkiye bu aşkı konuşuyor. Reklam ve dizi filmlerinin ünlü hayvan oyuncusu Hüsnü ve aşık olduğu kadın Pembe. Hatırlayacaksınız Hüsnü Pembe'ye kavuşabilmek için intihar etmeye kalktı. Hüsnü! Anam senin aşkın da karşılıksız değil. Ben de seni seviyorum. Ha, ha işte. Kızım rezil oldum. Vallahi rezil oldum. Allah seni ne yapmasın bilmem. Püh! Şuraya bak. Beni de kendin gibi şebeye çevirdin ha. Ay bak 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 nasıl koşuyorum. Kes sus. Ya kız hanım bütün Türkiye sizi konuşurmuş be. Çok büyük aşk sizinkisi ya. Delerim tepeni ha. Ne ya? Zaten kaç tane büyük aşk var ki? Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Seda ile Nihat, Caner ile Tülün. Onlardan sonra da... Ben Beyle Hüsnü. Vallahi, vallahi döverim ha. Defol git hadi. Hadi. Git sen de be. Öpecekmiş Meymun oğlu Meymun. Selim gel şuraya. Tamam abla. Buyur. Gel. Ya bu maymundan benim derhal kurtulmam lazım oğlum. Ben sözü bir yapayım. Yarın gün düğünüm olacak. Meymundan adımı çıkaramam oğlum gerçekten de. Sen hiç merak etme abla. Kurtaracağım seni bu maymundan. Nasıl kurtaracaksın? Götürüp uzak bir yerde ormana bırakır gelirim abla. Hayatta bulamaz buranın yolunu. Aslanım. İşte benim kardeşim gel öpeyim. Sen beni ne sandın abla? Demokrasilerde ve Selimlerde çare tükenmez. Aferin. Yalnız sultanlarda gizli yapalım. Meymunu attığımızı öğrenirlerse tepe koyarlar bizi. Sen merak etme abla. Maymun evden kaçmıştır. Aferin canım. Maşallah. Maşallah zeka küpüsün. Şıp diye buldu vallahi yalanı. Aferin hadi canım. Hadi Hüsnü gel seninle biraz dolaşalım. Hadi gel. Gel. Komiserim. Yine mi kavga? Yok komiserim kavga değil. İyi günler komiserim. İyi günler komiserim. Bu sevimli küçük adam kim bakayım? Sen ne şirin şeysin bakayım. Bizim çocuğumuz mu komiserim? Sizin çocuğunuz mu? Melekçe kısa dönem mi yaptı hamileliği? Hem ne zaman doğurdu? Yok be komiserim ne doğurması? Ben doğurmadım tabii ki. Sen doğurmadıysan kim doğurdu? Muharrem mi doğurdu? Hayır mantıken ikinizden birinin doğurmuş olması lazım. Ben doğurdum komiserim. Şaka şaka. Muharrem abi kahvenin önünde bulmuş bunu. Aa öyle mi? Öyle komiserim. Belki annesi babası karakola başvurmuştur diye geldik. Yo bizde öyle kayıp başvurusu yok valla. Ne dedim ben size? Anası babası çıkmayacak demedi mi? Allah baba bize gönderdi bu çocuğu. Ay canım canım. Ne diyor bu ya? Ya hiç ciddiye almayın komiserim ya. Ya eniştem balataları fena elde sıyırmış. Çocuğumuz olmaz diye Allah babanın bunu bize hediye olarak gönderdiğini düşünür. Ya vah vah. Yani iyice gitti desene. Salih Ferhatları içeri götür zabıt tut oğlum. Bağışlarına komiserim. Ha bu arada annesi babası çıkana kadar çocuk sizde kalsın. Malum biz bakamayız çocuğa olur mu? Seve seve bakarız komiserim. Sağ olun komiserim. Hadi bakalım. Hoşçakalın komiserim. Ay, gel oğlum ya. Gel babasının günü gel. Hadi bakalım.
Buyurun. Ha, iyi günler. Ben Tunç Bey'e bakmıştım ama. Oo Ethem'cim ne haber ya? Hoş geldin, gel gel. Yok sağ ol, böyle iyi Tunç Bey. Ben size Pembe'den bir şey getirdim de. Yoksa Pembe mektubuma cevap mı yazdı ha? Tam olarak öyle değil ama bu da bir nevi cevap sayılır aslında. Buyur. Ne oldu aşkım? Yok bir şey. Sizi düğünümüzde görmekten onur duyuyoruz. Bu ne ya? Evleniyor musunuz siz? Evleniyoruz tabii. Ben sana hep Pembe ile evleneceğiz demez miydim? İşte evlenirim. Pembe seni sevmezdi ki. Nasıl evlenirsiniz? Nasıl olur ya? Ay, olur olur bal gibi olur. Olur olur bal gibi olur. Nikahımıza mutlaka bekleriz ha. Pembe'nin şahidi olursun. Yakışır sana. Niye üzülüyorsun bu kadar aşkım? Görmüyor musun? Pembe'nin seni sevdiği falan yokmuş. Seni sevseydi hiç başkasıyla evlenir miydi? Evlenmezdi. Seven insan aşkı için mücadele etmez miydi hiç? Gelip seninle konuşmaya çalışmaz mıydı? Oysa o kılını bile kıpırdatmadı. Haklısın. Sen kafam karışık diye nişanını erteliyorsun. O hemen başkasıyla evleniyor. Doğru. Demek ki beni hiç sevmemiş. Seni bir tek ben seviyorum Tunç. Hem de ölesiye. Göreceksin. Evleneceğiz ve çok mutlu olacağız. Mutlu olacağız Serpil. Seni üzdüğüm için çok özür dilerim. Nişanı erteledik ama düğünü ertelemeyelim. Hatta nişanı atlayıp derhal evlenelim. Evlenelim aşkım. Çok mutluyum. Allah. Bu Selim'in çalışı. Demek meymunu uzaklara bir yere atıp geldi. Yaşasın anam, kurtuldum valla. Zeli, geldin mi oğlum? Aa! Sen mi geldin Hüsnü? Nasıl olur, senin kaybolman gerekiyordu. Selim nerede Selim? Ana. Ha, Selim arıyor. Alo Selim. Neredesin? Bilmiyorum abla. Kayboldum. Ormandayım şu an. Çıkış yolu arıyorum ama bulamıyorum abla. Ama senin değil Meymun'un kaybolması gerekiyordu. Meymun geldi, sen yoksun. Yolu nasıl buldu acaba? Abla bir sorsana hangi yoldan gelmiş, ben de oradan geleyim. Maymun bile maymunken yolunu buldu da sen nasıl bulamıyorsun? Bana bak anam, sen en iyisi hiç gelme. Orada ormanda kendine bir hayat kur, benden uzak dur ha. Benim senin gibi böyle bir kardeşim yoktur. Allah'ım. Üstü sana da aşk olsun anam. Oğlum insan gelirken Selim abisini de elinde tutup getirmez mi? Senin kardeşi sayılır o be. Göz kulak olman lazım. Geç içeri geç, yürü yürü. Yürü. Senin yüzünden kaybettik çocuğu. Usta anahtarları unuttun ya. Pardon, bir şey soracaktım. Buyur birader. Buralarda 3-4 yaşlarında bir erkek çocuğu gördünüz mü? Oğlum kayboldu da. Şöyle ufak bir olan çocuğu değil mi? Evet, gördünüz mü yoksa? Bugün Muharrem abi buldu senin oğlanı. Kahvenin önünde. Allah, sana şükürler olsun ya Rabbim. Nihayet bulduk oğlumuzu. Annesi çok sevinecek. Nasıl ağlıyordu garibim. Hadi gözümüz aydın abi. Bu Muharrem'in evi nerede? Abi, şu yokuş var ya şu yokuş. Şu yokuşun başındaki en son ev abi. Heh. İsterseniz götüreyim birader. Yok yok, siz zahmet etmeyin. Biz kendimiz gideriz. Siz bilirsiniz. Hadi gözünüz aydın, eyvallah. Sağ olun. Bunların arayacağı yok Nazif. En iyisi polisi arayalım. Mutlaka arayacaklar hayatım. Onların tek derdi para. Sabırlı olmamız lazım. Sabırlı ol demesi kolay. Biricik evladım elindeyken elleri kolları bağlı nasıl durayım? Ağlama canım. Göreceksin, oğlumuza kavuşacağız. Her şey iyi olacak. Bakalım. Ay yavrum benim. Melikşe bak, üda verdiye neler aldım bak. Neler aldın? Bak. Ay ne güzel. Ay ne güzel şeyler bunlar be. Ay cicili bicili. Bak. Bak bir de kırmızı şapka aldı be. Bir dakika. Ya üda verdi kim enişte? Çocuğumuz. Allah tarafından gönderildiği için adını üda verdi koydum. Ya enişte şaka maka derken var ya, sen hakikaten doktorluk oldun ha. Ya birincisi bu çocuk sizin çocuğunuz değil. İkincisi yarın öbür gün anası babası çıkacak bunun. Bu kadar bağlanmayın ya. Sonra fena olursunuz hala. Tabii.
Aman olsun be. Anası babası çıkana kadar bizim çocuğumuzdur. Değil mi Muharrem? Öyle bir ekşim. Ben bakarım. Allah Allah, bu saatte kim geldi acaba be? Bilmem ki. Buyurun buyurun. İyi akşamlar. Buyurun, iyi akşamlar. Hayırdır? Benim oğlumu bulmuşsunuz bugün. Oğlun mu? Al bak işte enişte. Ben size demedim mi anası babası çıkacak diye? Aha çıktı. Yani şimdi bu çocuk sizin oğlunuz mu? Evet, benim oğlum. Gel canım babaya. Gel, gel babaya, gel. Niye gelmiyorsun? Gelsin. Bir dakika, bir dakika. Bu çocuk hakikaten senin oğlun mu? Oğlum tabii canım. Ben manyak mıyım gecenin bu saatinde başkasının çocuğunu arayayım? Değil mi ama? Tabii canım. Peki, adı ne çocuğun bakayım? Abdullah. Hayda. Siz bizimle dalga mı geçersiniz be? Biriniz Ferit der, biriniz Abdullah. Madem babasısın, çocuğun adını bilmez misin? Ne çeviriyorsun? Ne, kimsiniz? Yeter be. Anahtar parça. Geç. Verin çocuğu bakayım. Erişkin. Verin bakayım çocuğu. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel bakayım. Gel yavrum. Ya çocuğu götürmek isterler. Bir şey yap Ferhat. Sakın bir delilik yapmayın. Hiç acımam, vururum valla. Aslan üstüme. Aslan üstüme. Kimin evine baskın veriyorsunuz ha? Koçum benim. Bak cezanı vermişsin sen. Sen ne yaparsın? Çocuğuma mı vermezsin ha? Konuş. Konuş diyorum lan. Bu tamam Ferhat. Sen öbürünü hallet. Tamam hala. Konuş. Konuş. Neyin peşindesiniz? Konuş. Dur abi dur. Her şeyi anlatacağım. Hadi. Anlat. Anlat söyle be. Ay. Helal olsun üstü be. Ha, helal be. Ne çocuğu almak istedin ha? Sen al bunu al. Vay utanmaz arlanmazlar vay. Hem fidye için çocuk kaçırıyorsunuz, hem de kaçırdığınız çocuğu kaybediyorsunuz. Hem de çocuğu bulup bakan aileye silahlı baskın veriyorsunuz ha? Suç makinesi misiniz siz? Salih. Buyurun komiserim. Al bunları derhal mahkemeye götür. Nöbetçi mahkemeye. Başüstüne komiserim. Hadi yürüyün. İnşallah ömür boyu çıkmazsınız hapisten be. Şurası nasıl kıydınız şuncacık Sebi'ye kaçırdınız be. Arkadaşlar, sizlere çok teşekkür ederim. Çocuğu kurtardınız. Bize teşekkür etmeyin komiserim. Üstü kurtardı çocuğu. Aferin Hüsnü. Temizinden bir kilo muzu hak ettin oğlum. Ya mızmızlanma büyü daha verdi ya. Bak komiser babaannenle babanı aradı. Birazdan gelecekler seni almaya. Ya. Anası gelecek. Buyurun. Oğlum. Serkan. Yavrum. Ah canım benim. Şükür kavuştur ana. Teşekkür ederiz komiserim. Dünyaları geri verdiniz bize. Biz bir şey yapmadık. Bana teşekkür etmeyin. Şu aileye teşekkür edin. Oğlunuzu fidyecilerin elinden onlar kurtardı. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. İnsanlık vazifemiz. Hem bizim de çocuğumuz sayılır bir yerde. Öyle değil mi? Ağlama be Allah. Bak bir daha verdi çok mutlu. Bak bak. Canım ya. Son bir kez öpebilir miyim? Bir daha ver. Ay, ama Serkan'ı. Tabii. Hoşça kal. Bir daha verdim. Bizi unutma. Olur mu? Biz seni unutmayacağız çünkü. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ana! Birikşim. Ana ne oldu ya? Komiserim. Birikşim. Komiserim. Komiserim. Ana. Ana. Derhal hastaneye kaldırın. Ana. Orada. Abi. Abi. Abi alan nasıl? Menekşe alan nasıl? Bilmiyoruz şahanım. İçeri aldılar. Doktor muayene eder. Niye bayıldı Menekşe? O bulduğumuz çocuğun anası babası çıktı ortaya. Ya çocuk gidince Menekşe Hanım dayanamadı. Düştü bayıldı. Ay. Hep benim yüzümden. Ferhat o kadar demişti bu çocuğa bu kadar bağlanmayın. Kötü olur diye. Dinlemedik ki. Doktor bey hastamız nasıl be? Bir şey yok mu? Bir şey yok ya. Bir şey söyleyin doktorum. Ya, bir şey söyleyin. Sakin olun arkadaşlar. Sakin olun. Bir saniye. Hasan'ın eşi kim? Bir benim doktor bey. Hastayı muayene ettik beyefendi. Tebrik ederim. Eşiniz hamile. O yüzden bayılmış. Değil. Muharrem abi ne oluyor? Muharrem abi. Muharrem abi.
Anam şu güzelliğe bak Fatoş. Aynı aynı söyle bana anam. Bu dünyada benden güzeli var mı? Bak konuşmuyor Fatoş. Demek ki yoktur ha. Yoktur. Usta piri var. Hüsnü. Bu kılık kıyafet nedir? Damat gibi giyinmişsin. Allah seni kahretmesin. Senin gelinlikler içinde görünce kendisiyle evleneceğini sandı abla. Ciddi mi değilsin Hüsnü? Anam. Ay hakikaten be yazın. Aman seninle evlenmeyeceğim. Ben etemle bak. Buradaki abiyle evleneceğim. Seninle evlenmeme yasalar izin vermiyor oğlum. Gerçekten bak. Ana Hüsnü. Kıskançlığı sırası. Defol şuradan defol. Ay. Aa anam az diyecek. Hüsnü nereye Hüsnü? Gel buraya Hüsnü. Hüsnü. Ay yazıklarım bebe. Değil mi? Kız sen de çünkü konuşma. Memunlama evlenince ben. Yürü git gözüm görmesin. Ay. Düğün günümde bir rahat bırakın beni be. Üf. Anam ne yapacağım şimdi be? Üf. Ferhat. Anam evlenmemize müsaade eder ama yine de benim anamın Ethem'le evlenmesine hiç gönlüm yoktur ha. Niye Şahane? Ne güzel Pembe abla Ethem'le evlenecek, para problemi ortadan kalkacak. Sonra da biz evleneceğiz. Ya Ferhat bilmez misin? Anam Ethem'i günaha kadar sevmez ya. Sırf Beter'i kıskandırmak için evlenir. Doğru dersin Şahane. Yani Beter'den intikam almak için istemediği bir evliliği yapıp yakar kendini yani. Ya Beter'le anamın evlenmeleri lazım ama başkalarıyla değil, birbirleriyle evlenmeleri lazım. Çünkü ne kadar inkar etseler de ikisi de severler birbirlerini ya. Ya Ferhat, sevenlerin birbiriyle evlenmesi lazım ya. Ne güzel konuşuyorsun Şahanem be. Konuşurum ben. Hadi be. Gel. Keşke üstüyle evlenseydin be Pembe. Hiç olmazsa kocan azıcık yakışıklı olurdu. Çok komik. Gülme hadi gülme Memuna. Allah. Aman. Selam olsun. Ya Ferhat şuraya bak ya. Ya anamın ne işi var Ethem'in yanında? Ya mutsuzluk acının suratından belli ya. Yavaş. Doğru dersin Şahane. Beter. Yaktın anamı ya. Ya gidip suratına tüküreceğim şunu. Şahane dur nereye ya? Ya Beter'le konuşacağım. Anamı bu hale düşürmesinin hesabını soracağım ondan ya. Ya delirdin mi Şahane'm ya? Bugün evleniyor o ya biliyor musun? Nelere sebep olduğunu öğrensin. Hala yüreğinin bir yerlerinde azıcık insaniyetlik kaldıysa içi cız etsin istiyorum ya. Gidiyorum. Ben de gelsene. Nihayet evleniyoruz. Hmm. Çok mutluyum. Ben de çok mutluyum Serpil. Yüzün nerede senin? Aa, unutmuşum. Hemen geliyorum.
Aa, Sultan Ferhat. Bu ne güzel sürpriz ya, hoş geldiniz. Çok mutlu ettiniz beni. Hiç boşuna sevinmeyeceğim. Buraya seni tebrik etmeye değil, suratına tükürmeye geldik. Suratıma tükürmeye mi? Ya ne yapsaydık ha? Yaptıklarından sonra bir de madalya mı taksaydık sana? Ha? Yaktın onu ya. İçin rahat mı şimdi? Ben Pembe'ye bir mektup yazdım Sultan. Her şeyi anlattım ona. Ona rağmen bir cevap bile yazmadı bana ya. Abi ya, o her şeyi yazdığım mektup yüzünden oldu ya her şey. Pembe ablaya demediğini bırakmamışsın be mektupta. Yok ben seni hiç sevmedim. Yok duygularınla alay ettim. Yok bilmem ne. Ne diyorsun sen Ferhat ya? Tam aksine. Ben Pembe'yi unutamadığımı, sürekli onu düşündüğümü yazdım. Bak ya. Ya uydurma ya. İşte mektup yanımda bak. Bak anama etmediğine hakaret kalmamış bak. Oku. Bir dakika, bir dakika ya. Bu mektup benim yazdığım mektup değil ki. Şimdi inkar mı ediyorsun? İnsan bu kadar yüzsüz olur ya. Bu benim mektubum değil ya. Bu... Bu el yazısı Serpil'in. Ne? Ne? Serpil mektupları değiştirmiş. Şimdi anlaşıldı her şey. Hadi bakalım damat, doğru nikah masasına. Nerede kaldın? Başlayabiliriz. Tunç Gedikoğlu ve Serpil Çalık evlenme maksadıyla belediyemize başvurdular. Ve evlenmelerinde bir sakınca görülmedi. Sayın Serpil Çalık, Tunç Gedikoğlu'nu kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Tunç Gedikoğlu, Serpil Çalık'ı karılığa kabul ediyor musunuz? Hayır. Hayır yapamayacağım. Ne? Şaka mı? Ne diyorsun sen Tunç? İyi misin oğlum sen? Hayır yapamayacağım. Sevmediğim bir kadınla evlenemem. Ben kızınızı değil başka bir kadını seviyorum. Pembe'yi seviyorum. Şu an bu masada değil, onun evlendiği nikah masasında olmam lazım. Hayır. Kızımı böyle nikah masasına terk edemezsin. Bizi cümle aleme rezil edemezsin. Hem de bir kenar mahalle dilberi için. Sevdiğim hakkında böyle konuşamazsınız. Edebinizi takının. Gidemezsin. Yakarım seni. Yazarlık hayatını bitiririm. Kontratın var benimle. Ben romanın bütün gelirlerinden ve haklarından vazgeçtim kardeşim. Her şeyi size bırakıyorum hadi. Sultan Ferhat hadi. Helal olsun. Helal olsun be Betem. Haydi. Haydi. Sayın Ethem Sarıcı. Siz Pembe Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Pembe Erdağ. Siz Ethem Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Hayır, hayır, hayır. Hayır de Pembe. Ne oluyor orada? Nereden çıktın be sen? Pembe büyük bir hata yapıyorsun. Sakın Ethem'le evlenme. Bak ben senin için nikah masasından kalktım buraya geldim. Ha? Ciddi mi dersin? Dinleme onu Pembe, evet de. Ama sus be. Ya kız hanım, o mektubu Betal yazmamış. Serpil mektupları değiştirmiş ya. Ama kız sen de benim şu kafamı karıştırdın ha. Dur şimdi hanım be. Ne diyecektim be? Hayır de Pembe, ne olur hayır, hayır de. Hayır diyorum. Pembe bağırma ya, hadi ya. Hayır diyorum değil mi? Ya kız hanım, inadına evlendirdin zaten ya. Artık gerek kalmadı. Hayır de Pembe, ne olur hayır de. Dinleme onları hayır, Pembe, hayır. Evet de. Ne diyorsunuz Pembe Hanım? Evet, evet. Hayır. Allah! Tüh bezi. Geldin mahvettin düğünü. Yürü de ense tıraşını görelim hadi. Hadi. O romancı Tunç gibi değil de Betel gibi konuşuyorsun. Artık Tunç yok Pembeciğim. Romancı Tunç öldü. Oo. Ben buraya seninle evlenmeye, sizinle yaşamaya geldim. Kabul helal ederseniz Beter. Yine Beter Ali kardeşiniz olmaya geldim. Yaşar be. Helal Beter, helal Beter. Yaşar. Bravo. Helal be Beter, helal. Helal sana Beter'im. Hadi, hadi git. Pembe abla, hazır nikah masası da varken kaçırmayın bu fırsatı ha. Evlensenize Beter'le. Ne olur mu hiç? Biz artık Beter'im Çıran Sarayı'nda evleniriz inşallah. Değil mi canım? Artık ne de olsa Beter'imin çok parası vardır. Değil mi Beter? Bir düzeltme yapmam gerek burada Pembeciğim. Artık benim hiç param yok. Çünkü romanın bütün haklarını bırakıp geldim. Aa, şaka yapıyorsun.
Bu şaka değil mi şaka? Keşke şaka, şaka olsa pembeciğim ama değil. Gerçekten hiç param yok artık. Şimdi beş parasız mısın? Nasıl bırakırsın Roman'ın haklarını ha? Pembeciğim ama bir etimle evlenmeme de mani oldum. Ben şimdi seni öldürmeyi sunacağım. Pembe dur ne yapıyorsun? Allah seni kahretsin. Vur pembeciğim vur. Vurduğun yerde pembe günler biter vur. Hadi vur ya vur ya vur. Vur bana bana vur. Bizim mahalle aşağıki mahalle, sizin mahalle yukarıki mahalle, bizim mahalle kokucu mahalle, sizin mahalle yapıştır mahalle. Hadi.